Merhabalar, Gülün Güncesi 35 kanalımın kıymetli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa kanalıma uğruyorsanız, abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün sizlere kerevizli bir tarif yapacağım arkadaşlar. Bizim eve kereviz pek girmiyordu ama portakallı kereviz tarifimden sonra çok tutuldu. Ev halkı sürekli istemeye başladı arkadaşlar ve kereviz bizim mutfağa, evimize girmeye başladı. Ben de farklı tarifler deneyim o zaman dedim. Hep aynı tarifle yapmayayım istedim arkadaşlar. Şimdi bunun için gerekli malzemeler kerevizli şakşuka gibi yapacağım arkadaşlar. 2 adet kereviz, 3 adet patates, dolapta, buzlukta kıymamız vardı. Kıymayı çıkarttım. Sarımsak, yoğurt, salça, yağ ve tuz olacak arkadaşlar. Şimdi kerevizleri, patatesleri soymayla işe başlayalım. Kerevizlerimizin, patateslerimizin kabuklarını soymadan önce de bir tenceremize ya da tavamıza, artık hangisini tercih ederseniz, evinizde ne varsa arkadaşlar, ona yağımızı alıyoruz. Ve ocağa koyuyoruz. Unutmadan şöyle bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Kerevizleri soyarken çabuk karardıkları için bir taraftan da yanımızda şöyle limonlu su ayarlayalım ki soyduğumuz, küp küp doğradığımız kerevizleri içinde bekletelim. Kararmasın, güzelce kızarsın diye. Şimdi böyle kerevizlerimizi, kabuklarını soyalım. Şöyle arkadaşlar küp küp bu şekilde, isterseniz uzun uzun da yapabilirsiniz. Ben küp küp yapacağım. Bu şekilde limonlu suyun içine koyarsanız kararmayacak. Hadi devam edelim. Arkadaşlar patatesleri de kerevizleri de küp küp doğradım. Kerevizler suyun içerisinde, limonlu suyun içerisinde beklesin, kararmasın arkadaşlar. Önce patatesi kızartmakla başlıyorum. Patateslerimiz kızarırken arkadaşlar bir taraftan da yoğurdumuza sarımsaklarımızı doğrayalım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Bir taraftan da tavamıza salçamızı, kıyma yağlı olduğu için arkadaşlar, zaten bir de kızartma olduğu için yağ koymuyorum. Kıymanın yağıyla beraber bu kavrulacak, çözülecek. Bunu da kısık ateşte güzelce kavuruyoruz. Patatesimiz kızardı. Kerevizlerimiz de kızardı arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz, mis gibi oldu. Bunu da patatesimizin üzerine ilave ediyorum. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu ilave ediyorum. Thank you.
Ve arkadaşlar üzerine kavurmuş olduğumuz kıymamızı da böyle üzerine döküyorum. İşte arkadaşlar size mis gibi bir akşam yemeği. Dumanı üstünde görüyorsunuz. Patatesli, kerevizli, sarımsaklı, yoğurtlu, kıymalı muhteşem bir yemek arkadaşlar. Yani bu lezzet kaçar mı arkadaşlar? İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.